Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Photoshop CC 2017 programıyla ekranda görmüş olduğunuz gibi 3D yazılar nasıl yazıyoruz beraberce göreceğiz. Bu şekilde de bir başka örneğimiz mevcut. Burayı ben kapatıyorum. Arkadaşlar bu programın bazı versiyonlarında şurada görmüş olduğunuz gibi 3D seçeneği mevcut değil. O yüzden bu seçeneğin olmadığı versiyonlarla bu işlemi yapamıyoruz. Yine ben sizlerin kullanımına sunmak için açıklamalar kısmında bir tane link vereceğim. Biz burada Photoshop Stil paketleri ve Gradient paketleri mevcut. Onları indirip sizler de kullanabilirsiniz. Yeni bir dosya açacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? File menüsü altından New sekmesine gelip Ctrl N kısa yol tuşudur. Faremizin sol tuşuyla tıkladıktan sonra ekrana böyle bir seçenek geliyor. New Document seçeneği geliyor. Biz buradan dokümanımızı hangi ölçülerde yapmak istiyorsak onu seçiyoruz. Örneğin ben 1920x1080 seçiyorum. Şuradan custom özelliği. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi o değerler buraya yansıdı. Ve şu kısımda da arka planın beyaz olmasını sağlıyoruz. Faremizin sol tuşuyla create dedikten sonra arkadaşlar yeni bir sayfa oluşuyor. Biz burada şimdi ne yapacağız? Üzerine bir tane yazı yazacağız. Şuradan text harfini seçip T harfini şuradan yatayda yaz diyoruz. Biz buradan daha sonra fontumuzu seçiyoruz. Fontumuzu Arial Black'te seçebiliriz. Kalın olması lazım çünkü. Ben Impact kullanıyorum. Buradan ben klavyemizden Caps Lock tuşunu açıp büyük harflerle Love yazıyorum. Tabi bu arada bizim şey değişmiş. Tekrardan ben şöyle seçiyorum. Impact yapacağım burayı. Evet. Bu şekilde impact yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle ortalıyorum. Daha sonra buradaki katmanımızı Ctrl J tuşuyla bir tane kopyasını oluşturuyorum. Bu kopya üzerinde iken sağ tıklıyorum. Raster as type yapıyorum ve bunu rasterlaştırıyorum arkadaşlar. Nedir rasterlaştırmak? Resim haline dönüştürüyorum. O anlama geliyor. Şimdi fırçamızı alacağım arkadaşlar. Şuradan fırçayı seçiyorum. Fırçayı 3 farklı ebatta seçip burada çizgiler oluşturacağım. Aşağıya doğru akan, damlanan su gibi, kan gibi nasıl sayarsanız. O şekilde çizgiler oluşturacağım. Şöyle tıkladıktan sonra shift tuşuna da basılı tutarak şöyle çok da çok da özenmeden böyle hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi bu çizimi yaptıktan sonra fırçamızı biraz daha küçültüyoruz. Örneğin 6 yapalım. Biraz daha yakınlaştırıyorum. Pardon, orada yine shift'e basmadan şey yaptık. Evet, bu şekilde yaptık. Bir tane de biraz daha ince yapabiliriz. Onu da ne yapalım? 3 yapalım. Şöyle fazla da zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde yapmaya. Ben arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bu çalışmalarda özenmiyorum. Onu biliyorsunuz. Sadece gösterim amaçlı yapıyorum. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar şu alt taraflara, kalın çizgilerin alt taraflarına böyle damlayan şekliyle çizgiler çizeceğiz. Bunu düz çizebilmem için noktalar koyacağız daha doğrusu. View menüsü altından Show kısmından Grid seçeneğini açıyorum. Dolayısıyla çizgileri düz çizebilmek için. Şöyle biraz yine brush'ımızı alıyorum. Biraz boyutunu büyütüyorum. Baştaki gibi kaçtı? 14'tü galiba. Onunla eşdeğer olsun. Ya da 12 yapalım. Biraz ince olsun. Onu aldıktan sonra Caps Lock tuşunu kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi fırçamızın şu anda boyutunu görmüyoruz. Caps Lock'u kapattıktan sonra fırçamızın ebatını görüyoruz. Ve şöyle birkaç tane aşağı doğru yapıyoruz. Yine burada da yapıyoruz. Yine burada da aynı şekilde olmadı. Şöyle kayıyor. Nedense kayıyor. Anlamadım. Normalde ben tamam şöyle yapalım. Önemli değil. Bu şekilde olsun. Yine bunu da
Öyle yapalım ve böyle. Buna bir tane, iki tane atalım. Şuna iki tane olsun. Buna şöyle, buna dört tane olsun. Şöyle. Yani bu noktaları koymayabiliriz. O kadar önemli değil. Şimdi bu işlemimiz bittikten sonra arkadaşlar yine View menüsü altından faremizin sol tuşuyla tıklayıp Show kısmına geliyoruz ve buradan grid gördüğünüz gibi seçili bunu pasif hale getiriyoruz. Şu anda resmimiz oluştu. Şimdi gradient seçeceğiz arkadaşlar. Buradan şu kısımdan geliyoruz. Gradient tool diyor. Seçeneği görüyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar şu anda gradientimizi aktif hale getirdik. Daha sonra CTRL tuşuna basılı tutarak buraya şuradaki bakın simge değişiyor. Mouse'umun simgesi bakın değişiyor arkadaşlar. Ona dikkat ediyorsunuz. O haldeyken tıklıyorum bir defa. Burayı seçili hale getiriyorum. Karıncalı bir şekilde oldu gördüğünüz gibi. Şimdi buradan gradient'ten bir tanesini ben uygun olabileceklerden bir tanesini şöyle bakıyorum seçeceğim. Şöyle biraz aşağıya da bunu alabiliriz. Şöyle aşağıya doğru indirelim. Bakıyoruz şöyle. Yani şu olabilir. Mesela. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar şu baştan diğer başa doğru şöyle çapraz bir çizgi atıyoruz. Evet bu şekilde atıyoruz. Daha sonra Ctrl D, domatesin D'si ile burayı pasif hale getiriyoruz. Şu anda karıncalanma gitti. Şimdi alt katmanda bulunan Love yazısını şöyle seçiyoruz. Bunu sürükleyip çöp kutusunun üzerine de gidebiliriz veya delete de diyebiliriz. O şekilde onu siliyoruz. Daha sonra üst katmana geliyoruz arkadaşlar. Sağ tıklıyoruz. Ve buradan New 3D Extrusion from Selected Layer diyor. Tabi telaffuzu yanlış olabilir. Şöyle seçiyorum. Şimdi 3 boyutlu bir yazı seçeneğimiz çıkacak. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 boyutlu yazımız geldi. Bunu nasıl anlıyoruz? Şöyle bakın şöyle yukarı aşağı yapabiliyoruz. Yine şu kısımdan yukarı aşağı yapabiliyoruz. Yine şu kısımdan şöyle sağ sol gördüğünüz gibi istediğimiz gibi oynatabiliyoruz. Evet. Şimdi biz burada arkadaşlar şurada gördüğünüz Low Copy Extrusion Material. Bunu seçtikten sonra bu neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kısım. Yani şu siyah gibi gözüken kısımlarda biz renklerde değişme yaptıracağız. Bunu diffuse kısmından şöyle tıklıyorum. Buradan herhangi bir rengi seçiyorum. Yeşil olabilir, mavi olabilir, turkuaz olabilir. Şöyle turkuaz biraz daha güzel duruyor sanki. Turkuazı seçiyorum ve OK diyorum. Daha sonra şuradan layer katmanına geliyorum. Buraya tıklıyorum. Bakın şu anda 3D idim. Layer'a geliyorum. Buradan şuradan background kısmına geçiyorum. Buraya geliyorum. Sağ tıklıyorum. Postcard. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi bu background seçili iken CTRL tuşuna basılı tutup Low Copy olanını da yine seçiyorum. Şimdi bu ikisi seçili iken Ctrl E Edirne'nin E'sine tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tek katman haline geldi. Şimdi yukarıda üst menüde gördüğünüz 3D'ye tıklıyorum. Buradan Render 3D Layer olan kısmını seçiyorum. Eski versiyonlarda sadece render yazıyor yanlış hatırlamıyorsam. Oraya tıkladıktan sonra render işlem başlatacak. Bu bayağı bir uzun sürüyor arkadaşlar. Tabii ki bu bilgisayarın performansıyla da alakalı. Sadece bu yazıyla ilgili değil. Bilgisayarınız güçlüyse çok hızlı bir şekilde
render yapabilirsiniz. Ama yaklaşık benim bilgisayarda yarım saate yakın bir render işlemi sürüyor. O yüzden ben videoyu kapatıp sonrasında tekrardan geleceğim. Ama onun öncesinde sizlere şu kısımda bakın bir şey göstermek istiyorum. Şu sol alt kısmında time remaining kısmında ne diyor arkadaşlar? 25.24 yani 25 dakika sürecek bu işlem diyor. Yanındaki yüzde de %2 olarak şu anda render işlemini gerçekleştirdim diyor. Bu işlem bittikten sonra biz tekrardan döneceğiz. Şimdi arkadaşlar renderımız bitti. Biz şimdi şu kısımdan layer kısmına geliyoruz şuradan. Background kısmındayken sağ tıklıyoruz. Rasterize 3D diyoruz. Bu şekilde yine buradaki yazımızı rasterleştiriyoruz. Şimdi bu yazı katmanımızın üstüne yeni bir katmanı oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra arka planda olan katmana geliyoruz. Bu kısımdan şuradan QX Selection Tool onu seçtikten sonra arkadaşlar bu yazılarımızı böyle şekilde seçerek daha sonra noktaları seçeceğiz. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Noktaları da seçelim. Yine şu kısımları almamış galiba. Şuraya fazla gitti. Orayı şey yapalım. Şu kısmı ekleyeceğiz. Şöyle biraz büyütelim. Orada çok yakın olduğu için arkadaşlar galiba ondan kaynaklı bir sıkıntı oldu. Şöyle bunu da yukarıya doğru çıkartalım. Evet oldu. Şimdi şöyle bakıyorum eksik var mı? Yine şu kısımda artıya işaretleyerek biliyorsunuz bu üstteki simgeler arkadaşlar artı ilave eklemek istediğimiz eksi de silmek istediğimiz çıkartmak istediğimiz daha doğrusu yerleri bununla yapıyoruz. Şu incelerde biraz sıkıntı olmuş gördüğünüz gibi. Şunları yapalım daha sonra onlara geçeriz. Burada bakıyoruz şöyle. Bu kısımda var mı bir sıkıntı? Birinci de yok. İkinci de şurada gördüğünüz gibi bunu yapmamış ve bunu yapmamış. Şöyle ben biraz büyütüyorum alanı. Şuradan tekrardan artı seçili iken şöyle aşağıya doğru bu sefer fazla kaçtı. Eksiği alıyorum. Bu şekilde eksiği yine şuradan alalım. Şöyle aşağıya doğru biraz tekrar iniyorum. Burayı büyütüyorum. Şu mouse'umuzu biraz küçültelim. Şöyle aşağıya doğru gidiyorum. Ama biraz çok ince olduğu için zannediyorum arkadaşlar. Biraz dışa taşmalar fazla oldu. Şöyle yapalım. Sonrasında sileriz olmaz. Evet bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra eksi işaretli olanı alıyoruz. Şöyle hafifçe kenardan gidiyoruz. Tabii bunlar arkadaşlar her zaman söylüyorum. Bu tip uygulamalar özen isteyen, zaman isteyen uygulamalar arkadaşlar. Şöyle tekrardan bakın şu arası kopmuş. Burayı şununla biz birleştireceğiz. Tekrardan eksiyi alıyorum. Orada birbirine yakın renkler oluştu galiba. Ondan kaynaklı biraz da bakın ben buraya tıkladığım an orayı da siliyor. Tekrardan şöyle yapalım. Neyse orayla çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Tekrardan şu kısma gelelim. Orası çok ince olduğu için biraz da renkler de birbirine yakın olduğu için zannediyorum öyle bir şey yaptı. Evet bu şekilde de burayı seçiyoruz. Yine aşağıya doğru şöyle inelim biraz daha. Evet, aşağıya çok fazla inmiyor. Şöyle gelelim tekrardan. Eksimizi de alıp şu kenarları silebilirsek çok fazla da detaya girmek istemiyorum. Yani zaman kaybı olmasın diye. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar bakıyorum şöyle tamamı yapıldı zannediyorum.
Daha sonra Ctrl C yapıyorum arkadaşlar. Buradayken, bu katmandayken üst katmana geliyorum. Oraya da Ctrl V diyerek oradaki yaptığım işlemi bir üst katmana kopyalıyorum. Şimdi tekrardan background katmanına gelip arkadaşlar buradan şurada gördüğünüz, şöyle üzerine geleyim yazınca, renk seçenekleri create new fill or adjustments layer arkadaşlar, burada renklerle ilgili yeni bir layer oluşturacak. Buradan hue saturation olan kısmını seçiyoruz. Buradaki renklerde tekrardan düzenlemeler yapabiliyoruz. Şöyle ben size hızlı bir şekilde göstereyim ne şekilde uygulamalar yapıyoruz. Bu şekilde örneğin şu mesela güzel mi durdu? Şu yeşil güzel aslında. Yeşil olarak kalsın. Bu şekilde de ayarlamaları yapıyoruz arkadaşlar. Burada işlemimiz bitti. Şimdi ben bunun arka planına bir tane resim alacağım. File menüsü altından Open diyorum arkadaşlar. Daha sonra arka planlarımın olduğu klasöre gidiyorum. Ben burada aşk yazdığı için kalple ilgili resimler eklemeyi düşünüyorum. Şöyle bakalım. Şu olabilir belki. Onu seçip aç diyorum. Daha sonra buradaki arka plan yazılı katmanı şöyle faremin sol tuşuyla sürükleyip bu sekmede durduğum an bu yazı katmanı açılıyor. Buradan üzerine bırakıyorum. Daha sonra Ctrl T ile bunu yeniden boyutlandıracağım. Şöyle Shift tuşuna da basılı tutarak faremin sol tuşuyla buradaki alanı resme uyduruyorum. Evet. Şimdi Enter tuşuyla bunu aktif yapabiliriz veya şurada gördüğünüz simgeyle de yapabiliriz. Evet, şu anda resmimiz yazımızın üzerine oturdu. Peki bunu yazının içerisine nasıl geçireceğiz? Arkadaşlar Alt tuşuna basılı tutarak Windows simgesinin hemen yanındaki Alt yazılı olan tuşa bastığımız zaman bakın şu anda mouse'umun şekli değişiyor. O değiştiği an mouse'umun sol tuşuna tıkladığım zaman otomatik olarak benim buradaki yazım değişecek. Tabii ki burada yazımız üst kısmı yakın olduğu için arkadaşlar şu arayı birleştirdi gördüğünüz gibi. Biraz daha aşağıda olmuş olsaydı çok daha güzel olacaktı. Şimdi diyelim ki işlemimiz bitti. Daha sonra biz bunu kaydedeceğiz arkadaşlar. Yine File menüsü altından Save demek suretiyle Ctrl S kısa yol tuşu, Save demek suretiyle açılan pencerede nereye kaydetmek istiyorsak orayı seçip örneğin ben masaüstü diyorum. Daha sonra dosyamın ismini veriyorum. Log diyorum. Sonrasında da hangi formatta kaydetmek istiyorsam Photoshop var, PNG var, JPEG var, TIFF var, hangi formatla GIF var, hangisiyle kaydetmek istiyorsam o formatı seçip o şekliyle kaydediyorum. Genellikle JPEG kullanıldığı için ben size onu göstereyim. Şuradan JPEG seçtikten sonra arkadaşlar kaydet diyorum. Böyle bir JPEG Options seçeneği geliyor karşımıza. Buradan maksimum seçili. Biz bunu istersek şu kısımdan azaltabiliriz. Veya şuradaki değer elimizde girerek yine aynı işlemi yapabiliriz. OK dedikten sonra da benim bu resmimi masa üzerine kaydetmiş oldu. Şöyle size de göstereyim onu. Şöyle JPEG olarak bunu kaydetti. Evet. Bu şekilde 3D yazıları yazabiliyoruz arkadaşlar. Pro Dersler kanalımda Adobe Premiere Pro CC 2017 ile 3D yazıları nasıl yazıyoruz onları göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bundan sonraki gelecek videolarımdan haberdar olmak için ve bana destek olmak için ücretsiz olarak abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.